Evet, mide küçültme ameliyatları ülkemizde haygıyla yaygınlaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık uygulanan cerrahi tedavilerden geçen yıl ülkemizde sadece 9 bini devlet hastanesinde olmak üzere 20 bin kadar mide küçültme operasyonları gerçekleşti. Bu konuda detaylı sorularımız olacak. Genel cerrahi uzmanı aynı zamanda obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Halil Coşkun stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Size 2000 üzerinde özellikle obezite cerrahisiyle Türkiye'de en çok bu ameliyatları yapan doktorlardansınız. Dolayısıyla sizi yorumlarınıza da ihtiyacımız var. Şunu öncelikle sormak istiyorum. Bu ameliyatlarda belli kriterler var. Ee, evet ameliyat olup zayıflayan hastalar var. Adeta e, evet çeşmanlığın çaresi bulundu. Acaba daha sonrasında kilo alan hastalar oluyor mu? Yani %100 çare midir bu ameliyatlar? Yani %100 çare diye bir şey yok. Yani obestenin aslında böyle... E... En etkin yöntem tedavilerinden bir tanesi ameliyatlar. Ama sonuç itibariyle biz de her hastayı evet kilon var, şu kadar kiloya çıkmışsın hemen gelsene ameliyat edelim kesinlikle demiyoruz. Bu kere burada bir indikasyon kriterlerimiz var. Bunlar neler? Mutlaka hastanın daha önceden bu diyet, egzersiz, gerekirse psikolojik ya da psikiyatrik bir takım tedavilerden geçmiş olması, kilo vermesi, sonra tekrar geri kilo alması ve son 3 yıldır da obezite problemi çekiyor olması gerekiyor. Bu kriterlere sahipse bu insanlara ameliyat öneriyoruz. Ama burada şunu net olarak söyleyeyim, obezite ameliyatları sihirli bir değnek değil. Obizt ameliyatları birer araç. Yani bu aracı ameliyattan sonra hastalarımızın çok iyi kullanması gerekiyor. O yüzden de hastalarımız ameliyattan sonra bu konuyla ilgili mutlaka bir takım bilgilendirme ve kontrollere çağırarak bu süreci hep birlikte devam ettirerek onların başarısını devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki yeni bir gelişme sağlık uygulama tebliği Sağlık Bakanlığı evet. vücut kitle indeksi 40 ve üzerindeki kişilerin evet, vücut, mide küçültme ameliyatlarını karşıladı. Şimdi bu 35'e indirildi. Bu arada tabii ki yandaş hastalıkların evet. da olması mutlaka aranıyor. Bu noktada bazı kişilerin de külü almaya çalıştıkları Hı. bu ameliyata olabilmek için e, biliyoruz. Burada bazen özel hastanelerin de bu konuda kişileri teşvik ettiği söyleniyor. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bizim normalde ülkemizdeki SGK kriterlerinde önceden vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde bulunan olgularda direkt onay veriliyordu. Yani çok fazla bir şey aramıyorduk. Burada sadece endokrinoloji onayına ihtiyacımız vardı. Ama şimdi yeni gelen kriterle aslında yani SGK bu anlamda dünya kriterlerini uygulamış oldu. Aslında biz özel sektörde 35 üzerindeki hastalarımızda obezite ameliyatını önerebiliyoruz. Ancak tabii ki bu sonuç itibariyle hasta sayısı çok yüksek olduğu için devlet burada hani 35 ile 40 arası hele çok büyük bir oranı içeriyor ki şunu söyleyeyim. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde bulunan oranımız Türkiye'de yaklaşık olarak %2 ile 3 arasında değişirken 35-40 arasında bulunan oranımız %8-9 civarında. Yani aslında sayı şimdi çok arttı. Ancak şunu söyleyebilirim. Böyle hani birazcık kilo al geldi bu iş olacak gibi değil. Çünkü bu sefer SGK çok ciddi kriterler koydu. Bu kriterler neler? Eğer indeks değeri hastamızın 35 ile 40 arasındaysa mutlaka yandaş hastalığı olmalı. Ve bu yandaş hastalığının sahip olduğu hastalığın ilgili bölümünden örneğin e, bağlı kalp problemi var mutlaka kardiyolojiden. Kiloya bağlı karaciğer problemi var mutlaka gastroenterolojiden ya da uyku apne problemi var mutlaka göğüs hastalıkları bölümünden konuyla ilgili tam teşekküllü bir rapor almaları gerekiyor. Bütün bu raporlar daha sonra hastanenin heyetinde e, heyete sunuluyor ve heyette de buna bir karar çıkıyor. Eğer heyet bunu onaylarsa ancak bu 35-40 arasında bulunan hastalarımıza biz ameliyat edebileceğiz. Dolayısıyla hani böyle benim indeksim 35-40 arasında ben bunu gidip olabilirim gibi bir düşünce hastalarımız kapılmasın. Burada çok ciddi kriterler var. Bunlar da çok kolay süreçler değil. Gerçekten tam ve net indikasyonları koymamız gerekiyor burada. Hı hı. Evet bu ameliyatlarda biraz daha cerrahın becerisi ve buradaki tecrübesi çok ön plana çıkıyor. Çünkü geçmişte hepimizin bildiği gibi evet. istenmeyen sonuçlar yaşandı. Ölüm vakaları yaşandı. Evet. Evet. Burada e, hocam siz de çok başarılısınız ve özel bir teknik de evet. alıyorsunuz Hı -hı. onu da anlatmanızı isteyeceğim Tabii. ama burada bir merkez veya doktor seçerken daha doğrusu doktor seçerken e, neleri sorgulamak lazım ameliyat olmayı düşünenler için? Bir kere obezite ameliyatları basit ameliyatlar değiller. Sonuçta biz sindirim sistemi cerrahisi yapıyoruz. Dolayısıyla zaten e, devlet yetkilileri de bu konuda aslında son derece hassaslar ve artık kriterlerde şunu getirdiler. Mutlaka tam teşekküllü içerisinde yoğun bakım ünitesini bulunan hastada olası bir problem olduğunda bu problemlere müdahil olabilecek diğer hekim gruplarında olması gerekiyor. Yani bu anlamda hastanenin temel yapısı son derece önemli. Sonra tabii ki cerrahın tecrübesi ve yapmış olduğu ameliyat ve vakı çeşitliliği de son derece önemli. Ki biz sadece tüp mide ameliyatı yapmıyoruz o bezit ameliyatlarında. Bunun içerisinde gastrik bypass ameliyatımız var. E, revizyon ameliyatı dediğimiz bazen ameliyatlarla ilgili olası problemleri düzeltmemiz gerekebiliyor. Ya da tekrar geri kilon hastalarımızda bazen farklı farklı ameliyatlara geçebiliyoruz. Dolayısıyla da e, hekim seçimindeyken bir ekibi e, hastanenin genel olarak tam teşekküllü olması bu açıdan son derece önemli. Hı hı. Şimdi e, ameliyat başarılı geçti. Kilo veriyor kişiler. Hı hı. E, bazen e, ki bu e, daha çok tabii ki ülkeden ülkeye değişiyor ama e, obez cerrahisinden sonra kilo alımı da e, evet. ilk bir buçuk yıl siz ona balayı dönemi diyorsunuz evet sanırım. balayı dönemi diyoruz. kilolar veriliyor veriliyor ondan sonra tekrar kilo alımı gerçekleşebiliyor evet. ufak ufak dolayısıyla hayat tarzı değiştir beslenme tarzı değiştirecek neler dikkat etmesi gerekiyor kişilerin bir kere ameliyattan sonra hasta bir kere şöyle bir algı içinde olmamalı ben ameliyatı oldum her şey bitti artık bundan sonra çok iyi kilo vereceğim ve bir daha geri kilo almayacağım hayır böyle bir şey yok o lobist ameliyatları birer araç bir sihirli değnek değil. Ben tüm hastalarımı hep şu örneği veriyorum. Ben e, temelde size ameliyattan sonra başarılı bir ameliyattan sonra sıfır kilometre bir araç veriyorum ama arabanın şoförü sizsiniz. Bu aracı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Biz de cerrah olarak ve diğer yardımcı ekiple birlikte size bundan sonra nasıl bir değişiklik yapmanız gerektiğini anlatacağız diye ifade ediyorum. Dolayısıyla ameliyattan sonra sadece başarılı bir ameliyat da yetmiyor. Ameliyat sonrasında özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi için ekibin içerisinde bu konuyu Ile ilgilenen beslenme uzmanlarınızın, psikologlarınızın, psikiyatristlerinizin olası problemlerde olaya müdahil olacak diğer e, doktor gruplarının olması gerekiyor. Bunlar ne kadar tam teşekküllü ve bu konuya hakimlerse hastamız ameliyattan sonra hem daha rahat kilo veriyor hem daha kalıcı kilo vermiş oluyor. Kilo alımı bütün ameliyat tiplerinde mevcut. Bu oranı kişiye göre değişebilir e, ama biz... E, Evet geri küle alımı olursa eğer hastalarımız gerçekten çok üzüldüğünü görüyorum. E, ama o biraz evvel bahsettiğiniz balayı dönemi çok önemli. Hastalar bunu öncelikle anlamıyorlar ilk bir yıllık dönemde. Zannediyorlar ki bu kilo böyle çok güzel veriliyor. Hiçbir zaman yemek yeme miktarım artmayacak, iştahım hep az kalacakmış gibi zannediyorlar. Ancak şunu söyleyeyim 1. hatta 18. aydan sonra e, hem iştah duygusunda biraz artış var, hem yemek yeme kapasitemizde artış var. Dolayısıyla da bunu ilk bir buçuk yıllık dönemde düzeltme imkanları var. Eğer e, ameliyat sonrası ekip ne kadar iyi bu kişiye geri bildirimlerde bulunursa hastamız da o kadar bunları uyarak bu alışkanlıklarını değiştirip kilosunu rahat bir şekilde koruyabiliyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dedik ki bu ameliyatlarda da e, büyük bir patlama var evet. e, ama bütün dünyada var. obezitelerde de %30 oranında ikinci kez yapıldı. Şöyle Oranlarımız var. Bu geçtiğimiz yıl ve ondan önceki oranlarda revizyon dediğimiz ikinci kez ameliyat oranları %15-16 civarında. Yani aslına bakarsanız her 100 hastanın 15 ya da 16 tanesine revizyon dediğimiz ikinci bir obezite ameliyatı yapma durumuyla karşı karşıyız. Ki bunlar sadece ameliyata gelenler. Bir de ameliyata gelmeyenler olabilir. O zaman bahsetmiş olduğunuz oranlar %30'ları bulabilir. Bu da işin ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar e, tecrübeli ellerde yapılması ve takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Evet. Peki şeker hastalığı ameliyatlarını da soracağım hocam. Siz evet. aynı zamanda metabolik cerrahi uzman, uzmanısınız. Evet. E, son yıllarda şeker hastalığını e, çözen ameliyatlar olarak biliyoruz. E, e, gerçekten de özellikle şişman hastalarda büyük fayda görülüyor. Ancak son zamanlarda zayıf hastalara da e, doktorların bunları uygulandı ve bu hastaların bu ameliyatlardan fayda göremediği evet. söyleniyor. Doğru. Metabolik cerrahi her şeker hastasına uygulanır mı, fayda görülür mü? uygulanmaz, herkes de istenilen düzeyde fayda göremeyebilir. Şimdi aslında bu konuda e, gene geçtiğimiz yıl 2015'te pardon e, dünya diyabet cerrahi zirvesi yapıldı Londra'da ve bir konsensus kararı e, yayınlandı. Bir kere şunu biliyoruz, biz diyabeti bulunan yani şeker hastalığı bulunan ve obez olan indeksleri 35'in üzerinde bulunan hastalara genellikle bunu tercih ediyoruz. Ancak konsensus kararında şöyle bir durum var indeks değeri 30 ile 35 arasında bulunan yani obezitenin birinci grubunda olup diyabeti olan hastalarda seçerek bir merkezin vereceği onay dahilinde bu ameliyatları önerebiliriz. Ancak o konsens kararında şu da var 30 dediğimiz indeksin altında yani fazla kilolu gruba bu ameliyatlar şu an için önerilmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 30 kilogram bölü metrekarenin altında bulunan indeks değerlerini Diyabet ameliyatı altında metabolik cerrahi ameliyatı yapılması önerilmiyor. Neden? Çünkü sonuçlar çok iyi değil. Şunu biliyoruz. Diyabet ne kadar ağırsa, ne kadar uzun süredir varsa, kişinin kilo değeri ne kadar düşükse yaptığımız ameliyatın etkinliği de o kadar azalıyor. Dolayısıyla diyabet heterojen, değişik faktörler içeriyor. Çünkü hastalarımızın bir grubu diyabet hastalarının %20'si kilolu değil. Bu hastalarda metabolik cerrahi ameliyatları kilolu hastalardaki kadar etkili olamayabiliyor. Hı -hı. O yüzden mutlaka hastaların önceden detaylı bir analizden geçirilmesi, kesinlikle 30'un altında bulunan olgulara şu an için ameliyat önerilmemesi, e, en azından tıbbi ve bilimsel anlamda önerilen durum. Dolayısıyla önemli bir noktaya parmak bastık. Eğer kişi e, diyabet ameliyatı olup bu hastalığından kurtulmayı düşünüyorsa ve aşırı kilolu değilse fayda görmez olmasın. Görmeme ihtimali yüksek. Bunu çok iyi biliyor olmaları lazım. Çünkü hiçbir tetkik ameliyattan önce diyabetten ne kadar fa diyabetin ne kadar düzeleceğine dair elimizde net bir kanıt ve bilgi yok. Yani biz değerleri bu ameliyattan sonra diyabetiniz şu düzeyde düzelir diyemiyoruz. Hı hı. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Evet, peki hocam son olarak eklemek istediğiniz yani şu da çok önemli demek istediğiniz konu nedir? Şunu söyleyeyim bizim ülkemizde de biliyorsunuz medyaya yansıyan obez ameliyatları ile ilgili bir sürü değişik haberler olabiliyor. Ameliyatlar son derece etkili. Şunu özellikle altını çizeyim. düşük kilolu işte 5 kilo 10 kilo fazlan var diye bu ameliyatları olmak çok doğru bir yaklaşım değil. Mutlaka hekimin bu konuda yandaş hastalıklar araması hastayı çok iyi detaylıca değerlendirmesi lazım. Yüksek kilolu hastalarımızda ameliyatların sonuçları son derece etkili. Düşük kilolu olan hastalarımızda başarısız sonuçlar bu sefer yüksek kilodaki hastalarımızın ameliyatlardan kendilerini geri çekmelerine sebebiyet verebiliyor. Oysa bizim en çok fayda göstereceğimiz grup yüksek kilolu olan hastalar. Yani vücut kitle indeksi 35'in üzerinde bulunan olgular. O yüzden Hasta seçerken son derece dikkat etmek lazım. Ameliyat sonrası da hastayı sadece bir ameliyat yaptık öyle takip edelim şeklinde değil de beslenme ve psikolojik açıdan da takip edip ona ciddi anlamda yol göstermek ve destek olmak gerekiyor. Evet Profesör Doktor Halil Coşkun hocam teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz ben için ediyorum. ameliyatlarda da size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz çok mersin. Evet sevgili izleyenler sırada kısa bir haber paketimiz var onu izliyoruz ardından diğer konumuzla sohbete devam edeceğiz.